Evet arkadaşlar, yeni bir Mertel abi bir kısımda hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsun sen be adam? İçimdeki bütün kötü şeyleri çıkarttım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte evimizde bir McDonald's açıyoruz. Bravo yiğit! Arkadaşlar evimiz dedik ama aslında ofisteyiz arkadaşlar. O kadar çok çalışıyorum ki. Göz altlarıma bakar mısın? Avalon yazıyor lan göz altında. Arkadaşlar dediğim şeyi ben asla bilmiyorum. Hayatımda ilk defa duydum. Bir oyun serverı, Metin 2 serverı galiba Avalon dedi. Bugün evimizde McDonald's açıyoruz ve artık YouTube olmasaydı ne yapacağımı, nasıl bir hayatım olacağını siz de görmüş olacaksınız. Yani YouTube olmasaydı büyük ihtimal burada bir yerde olacaktım. Gücenmiyorum ama hiç de şey yapmayın. Çünkü yapabilirim. Arkadaşlar daha fazla arkadaşlar daha fazla bu tarzda video istiyorsanız videoya şu an tam like atın. Aynen. Arkadaşlar tam şu an videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara bu tarz videoları istiyoruz yazmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve artı olarak şarkımız şu an Spotify'a geldi sonunda. 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 Arkadaşlar aşağıda linki var. Oradan dinleyip beni desteklemeyi unutmayın. Loop'u alın. Listelere ekleyin. Like atın. Arkadaşlar bugün ne yapacağımız şey çok belli. Burada bir menümüz var. Big Mac, McChicken, çocuk menü, tavuk artı cheeseburger. Üstüne bir tane de ben ekleyeceğim kendi özel karışımı olan. Aralarından seçtiğim bir şanslı kişiye kendi karışımı olan Mac bülbülü yapacağım. Arkadaşlar dediğimiz gibi ben çok açım ama ilk önce müşterilerimi besleyip kendi yemek aramı bekleyeceğim. Çünkü ben bugün bir sigortalı çalışanım. Taşeron değilim. Kendi sigortamı kendim yatırıyorum. Kardeşim, bu bir kamu spotudur. Artık bu saatten sonra bu McDonald's'ı sana bırakıyorum. Ben bu işi bırakıyorum. YouTuber'lığa geri döneceğim. Belki tekrardan yükselirim. Ooo. Enes Batur olmasaydım Ertelen Böbür. Arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Tabela kendine gel. Bak reklamımızı kötü yapıyorsun. McDonald's Mertelen Bülbül şubesinde böyle şeyler olmamalı. Bak tabela. Hazırsak biz müşterilerimizi açabiliriz. Açılışımızı verebiliriz. Of ya bugün işler çok kesat. Buna bak 1,5 TL. 1 TL, 5 TL, 10 TL, 11 TL. Ooo! Ama spesiyal enstitüsü... Aa merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? Abi hoş geldin ya, nasılsın? Merhaba abla, nasılsın? Ben tanımıyorum. Abla tanışalım diye elimi uzattım abla. Ya bu zaten benden nefret ediyor, belli yani. Normal McDonald's'ta olan her şey var mı kanka? Evet, hatta ekstradan McBülbül de var ama onu şu anlık yapamıyoruz. Çünkü yeterli kontenjanımıza ait ben değil. Ben bir tane Double Quarter Pounder istiyorum. Double Quarter Pounder en sevdiğim zor olan. Çok tebrik ederim beyefendi. Siz zaten hep en zorlara hak edersiniz. Siz ne istiyorsunuz hanımefendi? Ben de Big Mac istiyorum. 4 TL farkla süper menü yapmamızı ister miydiniz? Hayır, istemem. Fazladan ekstra sos ister miydik? İstemiyorum. Bir tane ranch istiyorum. Ranch fazladan 50 kuruş fark oluyor ama benim zor. Onu da sen verirsin. Hadi ben... Abi sen de alıyorsun. Abi Allah razı olsun. Abi sen... Pardon, yengen tost var. Ooo ben bu kadar bekleyemem bu arada sipariş ya. Evet, ya sipariş olmadı. Beyefendi. Tostalda böyle değil kardeşim. Beyefendi, sen bir de yaptığım şeyi gör. Oh my god. Bu domates böyle kesmeyecektik. Dostum, bu vazda geldi sana. Ben ama ısıtmanı istiyorum. Abi. Ben çedar veriyorum. Hocam yanlış yaptınız yalnız onu. Ben kabulüm de tanıdık. Hamburger altta onun üstüne, çedar onun üstüne, köfte onun üstüne bir daha. Mayonez. Az. Ama bu da iyi ya, tanıdık olması iyi. Normal McDonald's'a bu kadar söyleyemem. Az bayağı bir şey tanıdık ya. İstediğiniz gibi siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Oley Ahmet be. Bey. Oley be. Ahmet Bey'le... Bayağı hijyenik ya, gerçekten. Ağzıyla mayonez açıyor ya. Pis. Tüketici haklarına şikayet edeceğim seni ya. Kanka istemiyorum ben mayonez. Tabii böyle. Açtığın bir şey varsa, en son götürü mötürü kaçırmadıysan onu da yani. Sarımsaklı mayonez koyabilirim ya. Olur. Kaç para? Hemen bakacağım beyefendi. Şu siparişinizi hazırlayayım. Bir saniyeniz kaldı zaten. Neredeyse bitti. Bir paket aldınız galiba siz. Yok, burada yiyeceğim masanın üstünde. Ahmet Bey, siz bizim başımızın tacısınız ya. Hep geliyorsun. Söyle, atsanız da bize. Uykum varken hala geliyorum buradan yiyorum. Çünkü daha önce bazı arkadaşlar gördü buraya. Elimden çizdim. Evet, ben onu söyledim. Abi, ne yaptın lan? -15.000 puan. Neden? Neyi eksik onun? Sence bir hamburgerde olmazsa olmaz.
köfte burada, ekmek burada, cheddar burada, domates burada, turşu burada. Bir tezgahına bak bakalım. Orada çarpıyor gözüne yeşil yeşil. Hayır anlamıyor ya. Marulo, my man, italiano marulo. Lan Allah Allah. Quarter belly'de var mı? Tabii. Var tabii, var yok mu var? Yok yok, hayır. Yok yok, ben tanımadım, doğru yapıyor. Ya benim, ben abimi sevdiğim menüden yapıyorum. Abla sen niye öyle dedin bize ya? Esnafların numarama giriyor ya. Sen niye öyle şey yaptın abi bize ya? Ablacım ya. Paketlemeyi iyi paketlemiş. Oh my god. Oraya zaman. Ben şekersiz kola alabilirim. Şekersiz kola var. Hemen hallediyorum. Aşıktan başım dönüyor artık. Vallahi bayılacağım. Ben de beklemekten bayılacağım şimdi. Harbi bu kadar hızlı olmasın. Kusura bakmayın. Koskoca dükkanda tek başıma çalışıyorum. Yani, pardon da normal dışarıdaki McDonald's'larda şeyde orada çalışanlar bir kişiyle iki kişi mi dönüyor? Senin yakasını durman ya da mutfak durman gerekiyor. Sen de beni buraya zorbalamaya geldi peki. Ben burada ekmek parası kazanmaya çalışıyorum. Daha yavaş yürü. Topları patlıyor. Hadi artık öleceğim aslında. Bir koluna çekersin ya. Bizimki biraz daha küçük bir müessese abi. Tamam. Tamam. Biraz daha basit müessese bizden müessese. Şöyle pozisyonu. Böyle uyuyor. Başvurdan ayıp. İş için. Yani siz zaten kardeşinizi buraya çalışmaya getirdiniz Ahmet Bey. Marketimiz dökülüyor. Ben fiyatını öğrendim. Bir sipariş geldi, o düştü. Hadi al. Ah ben numara yapıştım. Parası ödeyeceğim, para olmuyor. Ben koydum ücreti. Üstü sana kaldı. Nereye koydun, nereye koydun? Üstü sana kaldı. Üstü kalsın, üstü kalsın. Hanımefendi buyurun, nasılsınız? Hoş geldiniz. Bitmek istediğimi az önce zaten söylemiştim. Tam 15 dakika. Hemen söylemiş. Bir bitmek geliyorsun hanıma. Böyle olmaz. Kullandım, ellerimi yeni yıkadım, siz de gördünüz zaten. Ben paket olsun istiyorum. Oo, hemen size bir paket yapıyorum. Siz marulu istemiştiniz galiba. Zaten. Alın o zaman, bu size özel bir marul. Bunu herkese yapmıyoruz. Sen de yavaş ye be kardeşim be. Ben bir şey soracağım. İlginizde Antarktika hissini vermek istediniz için bu kadar soğuk. Sen benim sosumu niye açıyorsun? Ben evde açacağım onu. Ben size bunun içine koyuyorum. Özel hizmet be, sen de bir şey ver. Adamlar yine açıyor. Her şeyi yapıyor ya. Bunu yesin, yemin ederim ben. Abime götürüyorum ben bunu, abime götürüyorum. Eda abi bekliyor. O yer. Canım o zaten abim. Her şeyi yer maşallah. Canım abim benim. Size şekersiz koydum biliyorsunuz, bacı spor yaptığınız için. Tabii. Size özel olarak fulliyorum. Bunu herkese çok yapmam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, bulunmanız yeterli. Evet, bu paketleri hemen paket siparişimizi yapıyoruz. Bak, marulu şey yapmıyorum. Maruldan kapanmıyor. Marul sığmadı pakete. Marulun ucu burası. Siz oradan yemeye başlarsınız sularım. Hemen paket yapın. Hemen böyle hamburgerinizi en altta koyuyorum ki ezilsin diye. Yani bakın şu patatesleri güzel yerleştirin. Hep eve gelirken dökülmüş geliyor. Çok sinirleniyorum sonra. Ben bunu en iyi sizin gibi ben anladım Sıla Hanım. Ben patateslere özel eskortluk yapacağım. Polislerle geleceğiz. Eskort deyince ben yine cinsel şaka yaptım sandınız. Böyle gözünüz düştü ama. Artık tahmin edemiyorum neler diyeceğini de. Hemen hazır bir tane yakaladık. Sen onu nereden aldın? Annem yapmış. Anne menüsü. Size ikram oğlu duysun diye iki tane renç getirdim. Çok teşekkürler. Bunları tekini abinize verirseniz tantunisine sıkar. Hanımefendi bir saniye beklerseniz bir peçete bakıyorum. Şurada. Siz benden iyi biliyorsunuz galiba. Önümde çünkü. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten benden iyi biliyormuşsunuz. Buyurun paket hazır. Ne kadar tam acaba borcum? Gönlünüzden ne koparsa 30 TL varsa yeterli. Buyurun. Ah, tam da 30 TL'yi hazırlamışsınız maşallah. İçime doğmuş. İyi günler diliyorum abi. Mehmet Bey, amatörlüğünüzün aksine tadı gayet gerçekten yedim mi? Gerçekten yedim. Allah tadı razı olsun. Tadı gayet güzeldi. Puanlayacağım, 10 puan aynen. Vereceğim. Aynen, bir de yorum atarsanız Ümraniye Mektan'ız. Normalde mektanız. 7 puandı ama samimiyetinizden dolayı 10 puan. Çok teşekkür ederim. Ben hızdan ben 2 puan vereceğim. Ben sizi bir sarılayım Ahmet Bey. Hızdan beri 2 puan ne be? Yeni hızdan esnafa birazcık destek, destek ol. Birazcık destek ol. Küçük esnafa yaptın. Küçük esnafa destek. Küçük esnafa sizin gibiler bitirdi. Kuryeler ne yaptı? Yıkılıyor. İşte adamın dükkanı yediyor şimdi. Ya adam ben de ayakta duramıyor bizim dükkan be. Sen işine bak kardeşim. Ahmet abim, Allah ben, razı olsun. Bizi bir story atarsın değil mi abi? Ben de. Abim bizi bir story at şöyle. Hadi be. Görüşürüz. Abi story. Of, bugün işler hala kesatlı ya. Merhabalar. Ooo Sıla Hanım hoş geldin. Artık tanışıyoruz. Ben müşterilerim adını ben asla unutmaz. Meltem Böbü. Ben iş başvurusu için ya. Siz iş başvurusu için. Ama nasıl iş başvurusu için geldiniz? Burada mı çalışacaksınız? Evet. Siz buraya fazla kaliteli kalırsınız. Ben sizi işe alamam. Teşekkür ederim ama sen baktım yapamıyorsun. Ben
Başvurmak istedim. Doğru sayılır. Almıyorsan gideyim. Ya buyurun buyurun. Allah Allah, bu kadar düşünceli. Biraz naz yapasım geldi hanımefendi. Artık Sıla Hanım değil, Sılacığım. Ben de size Mert Bey mi diyeceğim? Evet. Peki Mert Bey. Bu onuru sana bahşetmekten ben onur duyuyorum. Ve seni McDonald's'ta asistan ilan ediyorum. Alkış! Bugün işler kesat galiba birazcık. Ya. Genel yeni açıldığımız için Ümraniye'de de McDonald's çok tercih edilmiyor burgercılar buna. Selamlar, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Biraz samimi bir... Sen gelen herkes tanıyor musun? Ben biraz samimi bir işletmeciyim. Mahallemizin McDonald's. Mahalle, esnaf McDonald's'ıyım ben. Evet, merhaba. Merhabalar, buyurun ne isterdiniz? Biraz açım. Biraz açsanız yemek önereyim ben size. Big Mac yerim normalde aslında. Ama double quarter menüyü söyleyebildiysen bana ondan verirsen çok mutlu olurum. Daha demin bir müşterim istedi o öyle menüyü. Mi? Ben söyleyemedim. Sizi ben tekrar tebrik etmek istiyorum. Double quarter falan filan söyleyeyim de. Evet. Menünüz Superboy mu olsun? Tabii. Superboy. İçecek olarak mı tercih ederdiniz? Sprite var mı? Tabii var. Patates var mı? Tırtıklı patates. Maalesef yok. Maalesef yokmuş. Patates yok mu şu an sizde? Kalmadı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Cheddar'ı çıkartalım. Evet. Tamamdır. Buyurun bu sizin sıra numaranız. Ne güzel bir müessese ya. Alnımıza yapıştırdım. Siparişinizi oradan okutacağız. Buyurun siz tamam. Oturun biz size hemen hazırlayın. Ben burada bekliyorum. Tabii. Ben hamburger yap. Ben küçük işler. Size öyle mi? Asistan bana ne yapacağımı söyle. Böyle asistan mı olur ya? Ne yapayım Mert Bey? Ne istersiniz? Yapalım tabii. İçeceği hazırlayın. Sizin yardımcı olmanız bize bana yeterli. Bu adam ne istemişti ben menüyü tamam edeyim. Double quarter istemişti. Double quarter menü. Mert Bey yeterli mi bu? İlk işimi bilmiyorum da. İlk çok koymuşsun onun. Bir hava doldurman lazım ona biraz daha. Ne yapayım ya? Neyse bu kadar oldu ama bir daha olmasın zararlı sokarsın böyle bizi. Buyurun siz tepsiye koyun bunu. Ben de soslarınızı getireyim. Enayi olduğunuz için ketçap mayonezimiz var evet buyurun. Sıla Hanım siz bacak çalıştığınızı söylediniz. Bir siparişi götürün de bir görelim ne kadar spor yapıyorsunuz. Buyurun. Çok teşekkür ederim ya. Afiyet çok sağ olun. Olsun. Sipariş numaramı da hemen şurada çıkarttığım gibi. Onu. Pardon fazladan bunu ketçapla değiştirebiliyor muyuz abi ya? Ama bir dahakine olmasın bırakmayın. Tamam hiç sıkıntı değil. Kondurum tuzluk kullanın şimdi. Ne güzel tatlı bir mevzusu. Dünyanın en soğuk yeri neresi biliyor musunuz? O patates. Şu an bu patates. Gerçekten öyle. Tadına bakacağım. Ki biraz yaz menüsü olduğu için soğuk tercih evet, ediyoruz. Çok evet sıcaktan bunu aldığınız için böyle yapıyoruz. Sizi ferahlatma menüsü bu. Gelen şurada dedikodu yapalım. Efendim. Bu işte damağımı da nedir ya? Ben yorum bile yapmıyorum. Sos bile almadı enayi. Bak bak içine açıp bakıyor. İçine açıp bakıyor çedar koymuşuz, çedar olmuşuz. Yemek bu arada tam şuna, tadında çok sıcak müthiş. Sen şuna bir temizle bakayım bir. Nerede toparla bakalım. Kasasın uzaksın. Ben buranın müdürü oldum artık. Adım artık Yiğit. Sana prim de vereceğim merak etme. Beyefendi biz ödemeyi almayı unutmuşuz ama yemeği de bekleyebiliriz ödeme için. Hayır kart... bekleyemeyiz. Böyle şey tamam ben hesabı almaya gidiyorum. Ne kadardı? Sen kartı ver gerisini ben anlatacağım. Şunu bir buyurun. Harçlık şey harçlık diyorum. Harçlık derken beyefendi bahşiş. Ben sizin çocuğunuz muyum özür, bayramlık altı? Özür dilerim bu bahşiştir. Evimin anahtarını da alıyorlar müthiş bir mevzusu. İçinde 43 TL var bu. 43 TL temassız var mı? Evet. Fatura size mail olarak gelecek. Böyle tamam. Bir post cihazı. Aa çok güzel. Kendinize dikkat edin. Biz yani küçük esnaf olsak da gelişmiş teknolojiyi kullanıyoruz. Ben bu olayı nasıl aşacağım? Tamam ben daha fazla katılmıyorum. O kız benim yanımdaydı. Buradaydı. Ben gidiyorum. Nereye? Sen de mi? Sen de mi? İstifa ediyorum ben. Çalıştığım kısmın parasını alabilecek miyim? Ya tabii alabilirsiniz. Bu zaten bir menü parası. Biliyorsun bizde para çok değerli. TL 2016 değerinde burada. Bu da sizin priminiz 2,5 TL. Gülmeyin, gülmeyin! Aldım menüyü beleşe getirdim. Neye gülüyorsunuz? oldu o zaman bir daha gülüşmeyelim. Ağzımdan her prim lafı çıktı da kamera arkası kahkaha atıyor. Sıla Hanım buyurun beraber. Yok, sen de kendi zıkkını. Biraz sert konuşuyor. Çok leziz gerçekten ürünler. Bakın soğukluğu ve lastik gibi oynamasından anlayabilirsiniz. Aynı zamanda yarısına kadar yiyebildim. Çünkü çok güzel olduğu için birazdan bir daha yiyeceğim. Gerçekten neyini beğenmediniz? Şöyle gerçekten servis çok iyiydi. Ben bir tadım tabii ki tabii ki buyurun. Size güveniyorum ben ama. Gerçekten mükemmel yapmışım. Oh.
Çok iyi yapmışım. Evet, kendimi tebrik ederim. Bence biraz ağrı başladı karında, normal. Bizde oyuncak yok, karın ağrısıyla gönderiyoruz. Çok teşekkür, ben gidiyorum o zaman. Tekrar bekleriz. Çok teşekkürler, elim yağlıydı, kusura bakmayın. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Çok teşekkürler. Hiç önemli değil. Teşekkürler, görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bir daha gelsin, İmran yaşıyorsun zaten. Evet, evet. Siz nerede? MR'ın oradan. MR'ın tam karşı sokağı orada. Tamam, bir daha gelin, buradayız. Tamamdır, sağ olun. Her zaman bekliyoruz. Arkadaşlar artık ben de çalış bir yoruldum. Kendime bir özel bir yemek arası vermek istiyorum 10 dakikalık. Ama çok da malzemelerden yemek istemiyorum. O yüzden kendime bir tane çocuk menüsü aldım. Çünkü kimseye soğan arkası vermedim. Ben bir iki tane alacağım. Yoksa ziyan olacak. Yani bir dahakine bu kadar pişirmem, ne yapayım? Hemen buzluğa koyayım kendimi. Ulan başkasına böyle güzel menü yapmıyor ben. Kendime olunca farklı oluyor tabii. Herkes kendine Müslüman bu ülkede. Kendime özel muamele yapmayı severim. Bu da gariban menüsü gibi duruyor iki tane sos olunca ya. Ben genelde verdiğim siparişi burada okumak isterim. Bir Big Mac menü, içinde marul olmasın. Ekstra bir tane cheeseburger, Super Boy patates, Coca Cola Zero, 2 ranch, 2 buffalo. Bu kadar. Haydi bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün tüm menüyü yiyeceğiz. Gerçekten açım ve buranın videoyla hiçbir alakası yok. Ve oyundan böyle diz çömelerek garip hareketler yapmam beni rahatsız ediyor. Gerçekten acıkmışım. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Girişimden anlayacağım üzere. Evet, siz varlıklı bir beyefendisiniz. O zaman ben size bu McDonald's Ümraniye'ye özel bir hamburger yapmak istiyorum. Tamam. Ben size iki tane McBülbül çakıyorum. McBülbül! Aynen. İçeriğini öğrenebilir miyim? Hayır. İçeriğini söyleyeceğim sana ama yaptıktan sonra anlatacağım. Gerçekten tamam. Öğrenmek istemiyorum. Bunu kime yapıyorsun? Birinize işte. Tamam, ben soğan istemiyorum. Artık çok geç. Rita, ya niye ya? Oğlum McBülbül'ün içinde var koyayım. Parasını ben ödeyeceğim. Soğan halkasına dokunuyor, şimdi içine koyuyor, parmağını ya. Yalayıp sen domates niye? Soğan alıyor ya. Ekmeğin içine ekmek mi koydun? Bir şey... Siz ben bunu yedim. E sen parmağını niye yalıyorsun zaten ya bir şey koyarken? Ben parmağımı yalamadım. Yaladın. Ne ara yaladın? Yaladın. Eldiven de yok elinde. Kanka, bu inanılmaz bir olay. Ne o olay? Ardan bu. Dur, hepsini yaptıktan sonra size açıklayacağım. Ardan seviyor musun? Hayır. Soru sormuyorsunuz be. Siz McDüldül istiyorsunuz ben galiba. Baba ben bunun aynısının soğansız ve hardalsızını istiyorum. Bir de tamam, yalan sen hardal sevmiyor musun? Yo, ben yerim senin için. Bak. Numaranı alırım. Ben paket burada istemiyorum. Nasıl burada mı yemek istiyorsunuz? Yanında yemek istiyorum. Tamam o zaman. Ya bu ahlaksız teklifte bulunuyor. Bu yemek yemeye gelmemiş. Ya. Yemeğe geldim. Nasıl al? Para ver bana. Tamam benden. O senden mi? Evet benden. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Size de bir tane McBülbül yapayım ben. Değil mi hocam? Yapma sandım. Biraz daha hızlı yapacağım size hatta. Ya ben patatesle doyardım. Soğan koydurma, et de koydurma. Sadece marul al. Ekmeksiz düz marul. Tamam. Şunu yersen ne olur biliyor musun? Bak yarısını tuvalete gidersin. Kalan yarısından tuvalete yemeyiz abi. Abi ya. Sen buraya aç mı geldin? La pipetini bile ben sokuyorum be. Daha ne yapayım? Benim her şeyi ben kendim servis yaptım. Evet ya. Sen ırkçılık yaptın ben biraz sana. Ona da hardal koymadım kanka. Oo sağ ol be ya dostum. Şimdi ben bunu yiyeyim mi Mert Bey? Evet yok, tabii. Su akıyor, su akıyor. Ama kibarlık yapacağım diye patatesten bir tane alıyor. Yarım soğan halkası ısırıyor. Hamburgeri ısırışa bak. 6 kat hamburger mi? Nasıl ısırayım bunu? Harbi mi? Bana hamburger 2 tane alt var ekmeği istiyor kafana koyuyor. Dur ödemeyi gerçekleştireyim. Gerçekten zamanı geldi. Böyle sesimiz de kapanmak üzere. Son müşterilerimiz kapı kasa kasa bakacak. Kapı tabii ki. 2014 kuruna göre 150 TL bu McBülbül en büyüklerinden. Oo 150 TL 2 kişi biraz fazla indirim var mı sizin müessesede? Almayalım kalsın mı dedin? Al o zaman sen bu. Haydi bakalım. Siz bana bu kadar yakın gelsin ya, birazdan konuşurken kapatacağım bu kamerayı. Buyurun. Çok sağ olun. Pişiniz size mail olarak geliyor. Şifre, burası öyle. Temassız mı geçti? Ha temassız. Ama ben bankadan çekecektim. O zaman buyurun geri ödemeyi. Son yemeğin adam mıdır? Bu da iyi oğlum yemeğin. Makbank videosunu da sen beğendin mi bunu? Hayır. Ne oldu oğlum? Vay güzel tadı. Açı kan yesene mi şunu? Oo bu yenmez. Ya bu kusur ya kötü ama. Oo harbi bu cidden yenmez. Ne olmuşsun?
Videomdan sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve aşağı yorumlara bu tarzda videolar istiyorsanız yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.